Müzeler aslında bizim geçmişimizin bir kitabı gibi. Tarihimizin bütün donelerini bizzat canlı görebildiğimiz yerler. Bir kitaptan okumak yerine bizzat nesnelerle, geçmişten gelen objelerle görüyorsunuz. Müzelerin öyküleri vardır ve bu öyküler size geçmişi anlatır. İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü'ndeki öyküler de öyle. Özellikle deniz kuvvetlerine 50 yıl hizmet vermiş gemileri gezebilmek, o ruhu yaşayabilmek çok önemli şeyler öğretiyor insana. Özellikle bizim müzemizin bu konuda çok büyük bir avantajı var diğer müzelere göre. Çünkü bizim müzemizde bizzat 50 yıl, ortalama 50 yıl süre hizmet vermiş gemileri orijinal halleriyle, orijinal cihazlarıyla, orijinal ortamında halkımız görebiliyor. Deniz kuvvetlerinde görev yapmış personelin görev alanlarını, yaşam mahallerini, nasıl ortamlarda yaşadıklarını gayet güzel bir şekilde görerek kafalarında canlandırabiliyorlar. Neden bu müzeye gelmelisiniz biliyor musunuz? Çünkü Kore ve Vietnam savaşlarına katılmış, 22 yıl Türk donanmasına hizmet etmiş, gayret gemisini görecek ve gezebileceksiniz. Dünyanın çevresini dolaşmış ve tam dünya turu atan ilk konvansiyonel denizaltı unvanını kazanmış, 21 yıl Türk donanmasına hizmet etmiş, bu belgeselin yapımcısının babasının da aralarında bulunduğu, deniz kuvvetlerinde görev yapan pek çok denizaltı subay ve denizaltı assubayıyla seyre çıkmış Hızır Reis'i gezebileceksiniz. Ve 47 yıl Türk donanmasına hizmet etmiş Pelikan gemisini gezebilecek ve öykülerini dinleyebileceksiniz. Yani her müzenin bir öyküsü vardır. Fakat bizim müzemizin gerçekten çok güzel öyküleri var. Özellikle 3 tane harp unsurunu barındırdığımız için bünyemizde. Örneğin TCG Pelikan hücum botu, Penguin Güdünlü Mermis'e donatılmış bir hücum botumuzdur. Ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda 72 saat boyunca Ege Denizi'nde bir fil görev yaparak Yunanistan'a caydırıcılık yapmıştır. 4 tane hücum botumuzla birlikte. Düşündüğünüz zaman bu hücum botun içinde insanlar vardı 1974 yılında ve bu görevi icra ettiler Ege'de o harp zamanı. Gerçekten tarihi açıdan düşündüğünüzde insanın duygulanmaması elde değil. Müzelik Öyküler ekibi olarak bu belgeseli çekerken yeni öykülerin peşinden gidiyoruz. Ve daha önce duymadığımız bir öyküyü dinlediğimizde kendimizi şanslı hissediyoruz. Şimdi dinleyeceğiniz öykü de onlardan biri. Benim bu müzeye geldiğimde dikkatimi çeken en önemli hikaye aslında TCG Gayret Gemisi'nin isminin verilişi. Onun hikayesini anlatırsam 1910 yılında Osmanlı Donanma Cemiyeti adında bir cemiyet kuruluyor. Ve o yıllarda aslında Osmanlı Devleti'nin yeniden kalkınması için birçok cemiyet kurulmaya başlanıyor o dönemler. Ve Osmanlı Donanma Cemiyeti de donanmanın eski şaşasına, eski teknolojik yapısına ulaşması için kuruluyor. Ve o dönemde tahmin edersiniz ki günümüzdeki şartlar yok para toplamak için. Ve bu nedenle ülkenin dört bir yanına kumbara koyuyorlar sokak başlarına. Ve bu kumbara çok orijinal, değişik bir kumbara ve Gayret'in girişinde de şu an hala bir tanesi orijinal haliyle sergilenmektedir. Gelen ziyaretçilerimiz görebilirler bu kumbarayı. Ve halk bu kumbaralara para atarak bağışta bulunuyorlar bu cemiyete. Ve birlik, beraberlik ruhu sergiliyorlar. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ne kadar birlik, beraberlik ruhu içinde olduğumuzu buradan çok net algılayabiliyoruz. Ve bu kumbaralar doluyor ve bu kumbaralardan toplanan paralarla Almanya'ya 4 tane muhrip siparişi veriliyor. Ve bu muhriplerden ilkine Gayreti Vatani adı veriliyor. Milletin gayretiyle alındığı için. Bu çok güzel bir his. Bu hikayeyi duymak bile benim tüylerimi diken diken etmişti. Gayreti Vatani muhribi ne yazık ki 1916 yılında nedeni bilinmeyen bir şekilde batıyor. Bizim TCG Gayret gemisine de bu geminin adının yaşaması için Gayret ismi veriliyor. Ve bu sayede günümüze kadar bu hikaye, bu milli beraberlik ruhunu yansıtan bu güzel hikaye günümüze kadar geliyor ve hala biliniyor. O yüzden müzeye geldiğimde dikkatimi çeken en önemli nesnelerden ve en önemli hikayelerden birisi buydu müzemizle alakalı. Gayret gemisini gezerken
Hızır Reis'i gezerken, Pelikan gemisini gezerken dünya yavaşlamış gibiydi. Verilen mücadeleleri, bu topraklar için harcanan emekleri düşündükçe minnet ve şükran duymamak elde değil. Üçüncü gemimiz Hızır Reis denizaltı gemisi de dünya çevresini dolaşan, dünyadaki bütün denizlerde dalmış ilk denizaltı, ilk konvansiyonel denizaltı özelliğini taşımakta. Yani 1958 yılında bunu başarmış kendisi. Daha sonra Amerika'da görev yaparken oluyor bu. Daha sonra da Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılmış ve birçok tatbikatta bir fil görev almış. 22 yıl boyunca Deniz Kuvvetleri'ne hizmet vermiş bir denizaltımız. Ve denizaltının içini gördüğünüz zaman, oradaki yaşam şartlarını gördüğünüz zaman gerçekten o personelin fedakarlığını daha da fazla anlıyorsunuz. Gemilere nazaran denizaltılar yaşam şartları açısından, görev yerler açısından gerçekten çok zorlu ortamlara sahip. Müzemizde ayrıca normal serbest gezi değil, mihmandarlık hizmeti de sunuyoruz. Bir fiil donanmamızda görev yapan askerlerimiz geldiklerinde müzemizi gezdirmek için ziyaretçilerimize eğitiliyorlar. Daha sonra da onların eşliğinde anlatarak, müze hakkında bilgi vererek gezdiriyoruz gelen ziyaretçilerimizi. Önce bahçeden başlayarak bahçedeki objeleri tanıtıyoruz ve daha sonra Hızır Reis denizaltımıza geçiyoruz. Ayrıca gezi esnasında örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi, gemiye giriş çıkışlarda selam verildiğini, silistre çalındığını, deniz kuvvetlerimizdeki yaşamı daha iyi anlatmaya, gelenek göreneklerimizi daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Denizaltının içine giriyoruz. Denizaltının en başından sonuna kadar bütün bölmelerini askerimizle birlikte gelen ziyaretçilerimiz gezebiliyorlar. Askerimiz her türlü kompartmanı, her türlü bölgeyi denizalttakini tanıtıyor, anlatıyor, ne için kullanıldığını gösteriyor ziyaretçilerimize. Daha sonra gayret gemisine geliniyor ve gayret gemisinde de aynı şekilde bir tur icra ediyoruz. Ayrıca gayret gemisinde üst güvertede bulunan bir sergi salonumuz var. Burada Hani Benzeus koleksiyonu var, Atatürk resimlerinden oluşan bir koleksiyonumuz var. Gelen ziyaretçilerimiz o koleksiyonu da görebiliyorlar. Mütakiben de Pelikan gemisini gezdirip ziyaretçilerimizi uğurluyoruz. Ayrıca müzemizde küçük bir kantinimiz var. Burada hediye eşya alabiliyor gelen ziyaretçilerimiz. İnanın, askerlerin gemiye binerken bayrağı selamlamasını yakından görmek, yüzlerindeki gururu hissetmek sizi gerçeğin içine çekiyor. O andan itibaren daha saygılı yürüyorsunuz. Daha hissederek geziyorsunuz. Gemiye girerken bayrağımıza selam vermeden veya gemiyi terk ederken bayrağa selam vermeden giriş ve çıkış yapamıyoruz. Bunları ve bu tip örf ve aneleleri gezi yaptıran rehberlerimiz ziyaretçilerimize ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar, söylüyorlar. Ziyaretçilerimiz de bunları uyguluyorlar. Ve hiç denizciliği bilmeyen ziyaretçilerimiz bile bunları görerek birlik, beraberlik ruhunu çok daha iyi algılıyorlar. Ayrıyeten zaten gemilerin içini gördüklerinde, deniz kuvvetleri personelinin geminin içinde yaşadığını, burada görev aldığını, burada yediğini, içtiğini, duşa gittiğini, her türlü yaşam halini görerek ne kadar büyük bir birlik ve beraberlik ruhu içinde olduğunu personelin daha iyi anlıyorlar. Gemideki personelin yeri geldiği zaman ailesini bile personele göre daha az gördüğünü burada gerçekten görüp algılıyorlar. Bunu bizzat gözleriyle görmeleri, bunun sözde kalmaması algılamaları açısından çok daha etkili oluyor. Müzemiz konum olarak İzmit'in merkezinde, sahil kenarında, her yere yakın, her yerden ulaşılabilecek bir konumda. Yani burada özellikle çocuklarımızın buraya gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vatan millet sevgisini, o eski zamanlardaki ve günümüzde de hala devam eden askerin yaptığı fedakarlıkları bir fil görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Genç neslin bu konuda biraz daha eskiye nazaran bu duygular azalmakta.
Bizim de amacımız zaten bu tip müzelerle bu duyguyu yeniden ateşlemek ve geçmişte yapılan fedakarlıkları ve günümüzde hala yapılan fedakarlıkları daha çok gösterebilmek insanlara. Bu nedenle tüm anne babalardan rica ediyorum ki çocuklarını, evlatlarını getirip buradaki imkanlardan faydalandırıp gemilerimizi göstersinler. Buradaki bu duyguyu, bu milli ruhu, milli iradeyi onlara göstersinler. Gelin, çocuğunuzu getirin, eşinizi, annenizi, babanızı getirin. Bu müzeyi ve tüm askeri müzeleri gezin. Gezin ve bu toprakların kolay kazanılmadığını, kolay korunmadığını daha iyi anlayın. Gayret muhribimiz var, hem bir hücum botumuz var, hem de denizaltımız var. Bu konsepti aslında hem büyük gemi, hem küçük gemi, hem de denizaltı olarak bütün alanlarda buraya gelen ziyaretçilerimiz, deniz kuvvetleri personeli neler yaşadığını, ne tip cihazlar ve eczeler kullandığını anlayabiliyorlar. Bu yönden de müzemizin önemi çok büyük. Aynı şekilde bizim müzemize eş olarak İzmir'de de bu şekilde, bu konseptte bir müze kuruldu. Şu an halihazırda Türkiye'de iki tane bu konseptte müzemiz var, deniz kuvvetleri olarak. Müzemize gelen ziyaretçilerimiz genelde çok duygulanıyorlar. Çok mutlu ayrılıyorlar buradan. Hem donanmamızı görüyorlar, hem gerçekten deniz kuvvetleri personelinin ne zor şartlarda görev yaptığını görüyorlar. Bunları görmek de tabii insanları ister istemez duygulandırıyor. Ayrıyeten gelen genç nesilde en azından deniz kuvvetleri hakkında bir nebze farkındalık yaratmış oluyoruz genç nesilde. Onlar da deniz kuvvetleri konusunda bir kafalarında en azından bir kavram oluşuyor. Denizciliği, deniz kuvvetlerini sevdirmek açısından çok önemli ve birçok okul turumuz oluyor. Çok küçük yaşta çocuklarımız, gençlerimiz geliyorlar, geziyorlar. Ve hep mutlu ayrılıyorlar buradan. Çok güzel anılarla ayrılıyorlar. Orijinal mekanları, kullanılan araç gereçleri, yaşam şartlarını ve en önemlisi denizci ruhunu yakından görmek için İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü'ne gelmelisiniz. Öykülerini yakından dinlemelisiniz. Gelen ziyaretçilerimiz şundan emin olabilir ki eğer bu gelip de bu müzeyi gezerlerse hiçbir şey bilmeyen, denizcilikle ilgili hiçbir şey bilmeyen bir insan bile gerçekten hem denizcilik örf adetlerini ve deniz kuvvetlerinde kullanılan gemileri, yaşam şartlarını, nasıl şartlarda insanların çalıştığını çok net bir şekilde anlarlar. Zaten bizim müzemizin özelliği bu. Bir fiil görev alanlarında ve yaşam mahallelerinde gezdirdiğimiz için bir ikinci en önemli özelliğimiz de mihmandar olması. Normalde müzelerde mihmandar olmadığı zaman biraz daha soyut kalıyor. İnsanlar geziyor, görüyor ama bunu anlatan, gerçekten bilen birisi yanlarında anlattığı zaman, bir rehberle gezildiği zaman gerçekten örf, adet, anele, hangi cihaz ne için kullanılıyor, nasıl kullanılıyor, niye kullanılıyor, nasıl yaşam şartlarında veya nasıl alanlarda görev yapıyor personelimiz, çok daha net bir şekilde insanlar anlayıp farkındalık oluşturabiliyorlar bu konuda.